Alo, geldin mi aşkım? Tamam, ben de hemen çıkıyorum. Şebnem, arabayla mı gidiyorsunuz? Bizi de bıraksanız da caddeye. Hem de senin şu yeni süper zengin sevgilini görmüş oluruz. Tamam olur, ama sulanmak yok, o benim. Yok canım. Çok merak ediyorum şu enişteyi. Merak edeceksiniz işte. İşte orada. Vay, son model araba varmış eniştede. Hadi gelin. Nerede kız, nereden buldu bunu? Anlamadım ben de. Merhaba aşkım. Merhaba sevgilim. Merhaba. Merhaba. Kusura bakma aşkım. Kızlar da caddeye gidiyorlarmış. Biz de bırakır mısınız dediler. Ben de onları kıramadım. Tabii canım, sorun değil. Hatta hep beraber otururuz. Bir yerlerde bir şeyler içeriz. Yok onlar... Olur olur. Ne? En güzeli bu. Milkshake içelim mi? İçelim bir tane. Peki. Bakar mısınız? Hoş geldiniz. Ne alırdınız efendim? Bize 3 tane milkshake, bir tane de kahve. Tabii. Nasıl alacağız hapları? Hangi hapları? Aşkım, hani aramızda kalacaktı ya? Ne var canım? Duygu'yla Serap yabancı mı? Serap benim. Duygu da ben. Özür dilerim. Önemli değil. Önemli değil. İsterlerse arkadaşların da gelebilirler partiye. Geliriz tabii. Nerede parti? Hafta sonu benim Kilios'taki evimde çok büyük bir parti veriyorum. Epey kalabalık olacağız. Haplar da eğlenceyi yükseltmek için tabii. Öyle mi? Şebnem bize bahsetmedi vallahi bu partiden. Benim partim değil ki şekerim, sizi davet edeyim. Ben davet ettim işte. Tabii geliriz o zaman. Ne zaman gelecek senin bu hap satıcısı arkadaşın? Benim arkadaşım falan değil o. Sadece daha önce birkaç kez kuzenimle beraber hap almıştık onlardan. Her seferinde başka birisi getiriyor zaten. Anladım. Peki biz nasıl tanıyacağız bu satıcıyı? İşte böyle. Biz onu değil, o bizi tanıyacak yani. Bunları böyle ters çeviriyoruz. Satıcı buralardaysa işareti alıp masaya geliyor. Çevrede polis molis olursa kimlikleri anlaşılıp ortaya çıkmasın diye böyle yapıyorlarmış. Çok akıllıca. Nasıl tanıştınız anlatsanıza. Geçen cumartesi bir partide tanıştık. Daha 4 gün oldu yani tanışalım. Evet, biraz yıldırım aşkı oldu bizimkisi. Öyle değil mi aşkım? Evet, öyle oldu. Kaç tane mal lazım?
Bilmem. Kaç tane alacağız aşkım? Çok. Ne kadar çok? 100 tane falan. Yuh. 100. Parti epey kalabalık olacak. Aslında gel biz şunu 200 yapalım. Bazıları çabuk uçsunlar diye ikişer üçer tane çakıyorlar çünkü. 200 tane. Ya çok para tutar 200 tane ama. Bu kadar tutar mı mesela? Ne iş yapıyorsun abicim? Sana ne? Şş, bana bak. Bir sakatın karanlığın yok değil mi inşallah? Polis misin yoksa sen? Ben şaka yapıyorum zaten. Hap map yok bende. Üstüme arı istersen. Ben temizim. Ya dur. Saçmalama, ne polisi? Tekstilci benim sevgilim. Kartvizit bile var bende. Boş ver hayatım. Madem arkadaş malını satmak istemiyor, biz de başka bir satıcı buluruz. Paramız olduktan sonra mal bulmak kolay nasıl olsa. Eyvallah. Arabamda senin istediğin kadar mal yok. Nerede varsa oradan gidip alalım o zaman beraber. Olmaz, sizi kaynağa götüremem. Sen bilirsin. Tamam da abi, ama eğer siz beni şöyle bir yarım saat beklerseniz ben mal alır getiririm buraya. Biz daha otururuz değil mi kızlar? Ben sabaha kadar bile otururum vallahi. Ben de. Tamam o zaman, siz burada bekleyin, ben hapları alıp getireyim. Hadi koş. Ofisten arıyorlar. Alo? Nasıl halledemezsiniz be? İki günde bir sevkiyatı çıkaramadınız. Ali acele et, adam arabaya biniyor. Hadi. Tamam, hemen geliyorum. Beceriksiz herifler. Bensiz hiçbir şey yapamıyorlar. Kusura bakmayın kızlar. Benim acilen şirkete dönmem gerekiyor. Haplar ne olacak? Satıcı adam gelecek birazdan. Merak etme Şebnemciğim. O satıcı bir daha hiç gelemeyecek buralara. Şebnemciğim mi? Aşkıma ne oldu ya? Hadi hoşça kalın. Siz de bir daha öyle aptı maptı sürmeyin ağzınıza. Çok kızarım sonra. Tamam, sürmeyiz. Ara beni aşkım. Siz ayrılacak olursanız bana haber ver. Olur mu Şebnemciğim? Bana da. Yok artık. Ya neredesin abiciğim? Adam kaçıyor, bir türlü vedalaşamadık kızlarla. Hadi abi yürü.